Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydınlar. Ben Didem Delen. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok keyifli. İlk haberimizle başlayalım. Ünlü manken Azra Akın neden biz köle değiliz dedi. İzleyelim. Model Azra Akın Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Bir arabamı söyleyebilir miyim? Çok pardon, tamam. Trafik var çünkü. Akın son dönemde sosyal medyada gündem olan sıfır makyaj modasını değerlendirdi. Makyaj isteğe göre kullanılabilir. Bu kadar. Siz tercih etmiyorsunuz galiba. Ben makyaj seviyorum. Zaman zaman kullanıyorum. Ünlü mankene hadisenin herkes herkes gibi olmak istiyor açıklaması hatırlatıldı ve estetik konusuna nasıl baktığı soruldu. Genelde şu an herkes herkes gibi olmak istiyor ya. Aslında herkes kendisi gibi olmayı öğrenmeli. Herkes kendisini sevmeli. Son zamanlarda bir estetik tartışması var. Herkes birbirine benziyor estetik yaptıkları için gibisinden bir tartışma oldu. Siz ihtiyaç duysanız yaptırır mısınız estetik? Yani estetik, nasıl söyleyeyim, bence olumsuz bir durum değil, olumsuz bir konu değil kesinlikle. Bazı durumlarda hem de çok gerekli oluyor biliyorsunuz, hani kazalar olabiliyor. Bir insanın mutluluğu ve huzuru önemli ilk olarak, sağlığı önemli. Yeni proje hazırlığı ile ilgilendiğini anlatan Akın, Hülya Avşar'ın günde 8 saat çalışma kuralına destek verdi ve biz köle değiliz dedi. Yani. Hülya'nın mesela yeni bir projeye başladı, ben 8 saatten fazla çalışmam evet, dedi. Evet, çok haklı. Kesinlikle arkasında duruyorum. İnsani medeni saatler herkesin hakkı. Evet. Biz köle değiliz değil mi? Hiç kimse köle değil. Yani bir proje için sabahlama gerek yok. Hayır, sabahlama gerekirse olabilir ama bu bir standart olmamalı. Azra Akın proje bazlı çalıştığı için 2 yaşındaki oğlu Demir'i kendisinin büyüttüğünü sözlerine ekledi. Demir de büyüme çağında efendim, şimdi çocuğa kim bakacak projeye başlayınca? Bakıcı tutuyor musunuz yanında? Evet, bizde bize destek olan biri var. O da 8-6 arası geliyor. Sadece hafta içi geliyor. Ben de şanslıydım. Demir'in hep yanında olabildim. Çünkü ben proje bazlı çalışıyorum. O yüzden şartlar uygundu. Bence bu bir lükstür. Evet. İyi ki öyle oldu. Şanslı hissediyorum kendimi yani. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Başarılar. Sağ ol. Allah'a emanet. Mehdi. Gardiyan. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'la aynı eve mi taşındı? Ve Demet Özdemir bizi ağırladı bugün onlarda. Bir haber çıktı bugün Oğuzhan Koç'la aynı eve taşındığınıza dair. Hayırlı olsun mu diyelim? Az sonra... Koronavirüs aşısı olmak için sıra bekleyen Yeşilçam'ın usta ismi Hale Soygazi hangi projeyle setlere dönmeye hazırlanıyor? İzleyelim. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hale Soygazi manav alışverişi yaparken kameralara takıldı. 70 yaşındaki Soygazi koronavirüs aşısına karşı olmadığını söyledi. Nasıl geçiyor günler, pandemi günleri? Uzun süredir bu dertle uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz da herhalde yaza doğru geçecek umudundayım. Bilim adamlarının görüşleri farklı. Bir sene daha olmayacak diyenler var. Mutasyon olduğu için. Ama aşı da var. Onun için aşının etkisi görülecek diye düşünüyorum. Siz olmayı düşünüyorsunuz. Karşı olmayı düşünüyorsunuz. Olurum, olurum. Aşı karşıtı değil ve bu aşı olunca da bulaşsa bile hafif geçiyor. Araştırmaları yaptınız mı? Ne zaman size geliyor sıra? Daha değil. Daha gelir, daha değil. Gelecek işte herhalde. Bekliyorum. Setleri özlediğini belirten Soygazi, dijital bir proje için görüştüğünü açıkladı. Peki ekranlar da sizi özledi, hayranlarınız da. Ben de özledim onları. Var bir proje de dijital platform. Şimdi görüşüyoruz, görüşmeleri yapıyoruz. Mart sonu gibi olabilir. Usta oyuncu artık yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçimi yaptıkları düşüncesine katılmadığını anlattı. Ben inanmıyorum buna. Bunun gerçek olduğuna inanmıyorum. Yok öyle bir şey. Yani bizim kendi görüşümüz artık yeteneğin eskisi kadar önemli olmadı. Yani yeteneğe çok bakılıyor. Mesela spor salonundan varsa çıkan her erkeği, her bayanı direkt bir alıp başrolle koyabiliyorlar. Veya bir mankenlik yarışmasından çıkan. Ama onlar kısa süreli oluyor. Yani çok uzun vadede sanatçılığı sürdüremeyebiliyorlar. Kısa süreli oluyor. Zaten bu iş bir emek işi. Kararlı olacaksınız, yeteneğiniz olacak. Tanınırlık önemli elbette. Ama hepsi bir arada olması lazım.
Ben onun için inanmıyorum. Bu onlar bana söylenti olarak geliyor bu sosyal medyada. Fazla takipçileri yok. Var. Siz yok. Takip eder misin çok sosyal medyayı? Hayır. Benim Instagram'ım var. Twitter'da yok gibiyim. Facebook'ta yok gibiyim. Instagram hoşuma gidiyor Instagram'da. Şimdi sizleri çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Çileli başı ortasında kışın iyice beter. Dilanç Tak Tatlıses geçen yıl babası İbrahim Tatlıses'e miras yüzünden yaşadığı krizi çözmüş ve geçen hafta babasını evinde ağırlamıştı. Beni affet kızım. Çok mutlu olan ve babasıyla çektirdiği fotoğrafını "Evime hoş geldiniz babacığım" yorumuyla paylaşan Dilanç Tak Tatlıses hafta başı Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaç kelime alalım babanızla tekrardan. Teşekkür ederim. Merhabalar. Çok sağ olun. Tatlıses babasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Biraz da konuşsaydık babanızla barıştık. Birkaç kelime alsaydık bari. Zaten. Rumeli Hisarı trafiğinde kameralara takılan ünlü şarkıcı Derya Ulu yeni single hazırladığını söyledi. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor öyle? Yolda yol üstü gördük ama. Evet ya, saç bakımına falan gitmiştim, oradan geliyorum. Eve gidiyorum çalışmaya. Pek çıkmıyorum evden bu ara. Galiba yeni bir şarkı geliyor herhalde. Onun müjdesini mi verdiniz bir paylaşımınızda? Geliyor, az kaldı evet. Yani yeni şarkılar gelecek inşallah. Albüm yapıyorsunuz. Albüm değil şu an. Single. Hepsi ard arda gelecek. Bayağı bir şarkı hazır. Ulu, Ozan Çolakoğlu ve Ozan Bayraşa ile çalıştığını anlattı. Kimle çalışıyorsunuz peki? Şilyan. Düet var mı? Ozan Çolakoğlu var, Ozan Bayraşa var. Pardon, ablacığım. Peki, pardon. Dikkat. Ben çok teşekkür ederim. Yılmaz Morgül, yakın arkadaşı Pelin Suadi ile Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Alzheimer hastası olan annesinin doktorundan tahlil sonuçlarını aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, TikTok'ta başladığı Pandemi Gazinosu programından bahsetti. Yılmaz Morgül, megastar Tarkan'ın kendisini gizli gizli izlediğini öne sürdü. Mesela 32 ülkedeki yurttaşlarımız ve gurbetçilerimiz izlenme rekorları kırdıyorlar ama beni gizli gizli izleyenler de var. Bunlardan biri geçtiğimiz hafta sayfa açmış. Ama hiçbir gönderim yapmamış sevgili Tarkan. Niye gizli izliyorsun bilmiyorum. Ve görünüyor ya sayfası. Tarkan gizli bir şekilde iki gün üst üste geldi yayınıma. Ve ben de ona şeyi armağan ettim. Unutmamalı o güzel günleri. Anılarla gönülleri hoş tutmalı. Tarkancığım dedim, neden insanları gizli gizli sayfalarına giriyorsun? Yani doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısında olalım. Egolarımızı bırakalım. Komplekslerimizi bir kenara bırakalım. Morgül, yakın dostu Zafer Algöz'le evinde şarkı söylediği videoları paylaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a da taş attı. Bir de gizli izleyenlerden biri de Cem Yılmaz arkadaşlar. Bu Cem Yılmaz'ın şarkıcılık sınavıyla ilgili aşamalarını hayretle izliyorum yıllardır. Geçtiğimiz arkadaşlar dönemde bir şarkıyı katletmişti. bu ve şarkının adı da arkadaşlar "Ellerimde Çiçekler, Kapında Sırılsıklam, Görürsen Bir Gün Şaşırma, Beni Böyle Çaresiz, Beni Böyle Derbeder, Aman Şarkıcılıkta Sınıfta Bırakma" diyorum sana Cem Yılmaz. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tolga Sayışman Bebek'te kameralara takıldı. Ünlü oyuncunun kısa paça pantolonu dikkat çekti. Televizyon oyunculuğuna ara veren, inşaat ve tekstil alanında çalışmalar yapmaya başlayan Sayışman son olarak ailesiyle Uludağ'da kar tatili yaptı. Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece. Kar tatilini sorsaydık nasıl geçti? Güzel geçti. Güzel bir anıydı sizin için de. Çok güzeldi. Çok sevmem ben ama eşim, ailem çok mutluydu. Onlar içindi. Geçti gitti. Gündemimde çok yoğun işler güçler var ama daha vakitli bir zamanda uzun uzun konuşuruz. Tamamdır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sizin kızınız hiç yanlış adama aşık oldu mu? Hiçbir şey ama hiçbir şey senden daha önemli değil.
Yakında seyirciyle buluşacak olan Masumiyet adlı dizide Hülya Avşar ve Mehmet Aslan Tuğ'yla başrol oynayan Deniz Çakır, Etiler'de bir AVM'de alışveriş yaptı. İyiyim, siz nasılsınız? Dikkat et. Evet, hızlıca. Çok hızlısınız şu an. Evet, evet. Dikkat et. Ha, dizi başlıyor. Vallahi öyle. Heyecanlıyız, çok güzel. Konuşmaya başladım, yorumlar yapılıyor fragman. Evet, beğendiniz mi fragmanı? Çok dikkat güzel. Et. Beklentiler çok büyüdü. Evet, vallahi biraz güzel oluyor ya. Konusu çok güzel. Evet. Çakır, iki annenin savaşını anlatan dizinin hem konusunun hem de kadrosunun çok güzel olduğunu söyledi. Hem kadro güzel hem konu çok güzel, yani duyarlılıklarla alakalı. Kolay gelsin. Peki bunların size. Dışında neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Valla koşturuyorum. Ne yapayım? Şu an sadece buna konsantreyim. Güzel olacak inşallah. Kolay gelsin. Hadi. Peki, çok teşekkür ederim. Sonra hiç ilade içime bir hakkımı. YouTube kanalı için çekim yapan Linet, fit fiziğiyle dikkat çekti. Her zaman diyoruz, canlı performans candır diye. Dolayısıyla ben yine yorum farkı 3 diyorum bu projeye. YouTube kanalımda yeniden cover parçaları, en sevdiğim, yorumlamayı en sevdiğim şarkılara hayat vereceğiz güzel ekibimle. İlk etapta biz kendi şarkılarımızı paylaşacağız. Canlı performansı özledik. Dolayısıyla en böyle uç noktalarda ve çok sevdiğim, gerçekten onlarla birlikte meşk etmek istediğim sanatçı arkadaşlarımı da misafir edeceğim bir kanal olacak bu. Ünlü şarkıcıya İbo Show programında Oriental Didem dans ederken Bülent Sertaş'ın başka yöne baktığı hatırlatıldı ve siz de İbo Show'a konuk oldunuz. Bülent Sertaş'ın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruldu. Herkesin bakış açısı farklı. Herkes bir bakış açısı farklı. Bence hiç kimse hiç kimsenin yaptığı şeyi üstüne alınmaması gerekiyor. Belki de o anki ruh hali yukarısıyla bir bağlantıdaydı. O anı mı seçtiniz? Yani şimdi biliyorsunuz kova şeysine girdik, dönemine girdik, uzaylılar falan çok konuşuluyor. Belki yukarı bir bakış attı, yani vardır bir hikmet. Yani sonuçta bilemiyorum ama böyle bir şey aklından geçtiğine ben inanmıyorum. Güzele bakmak sevaptır diye bir söz vardır, doğru mu? O sevaba girmek istemedi, kendi kaçırdı. Ne yapalım? Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ağzım kulaklarımda. Survivor yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk, eşi Kure Tülay Matur'la Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Öztürk cep telefonuyla eşinin fotoğraflarını çekti. Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Evet, fotoğraf çekiyoruz. Böyle yanlış anlaşılacak, maskemi çıkarmışım. Işık kaçtığı için şimdi şey yapamıyoruz. Evet. Son dakikalarımız. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, biz teşekkür ederiz. Magazin hattı devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında görüntülenen ünlü oyuncu Hakan Meriçliler karşısında kameraları görünce neden gerildi? İzliyoruz. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine. Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler geçen pazar sokağa çıkma yasağında arkadaşıyla Beşiktaş'ta bir fırının önünde sohbet ederken görüntülendi. Covid nedeniyle oturmak yasaktır yazan yerde oturan ve sigara içen oyuncu kamerayı fark edince rahatsız oldu. Çekiyorum abi. Ne çekiyorsun? Sizi. Nasılsınız Hakan Bey? Merhabalar. Güzel seni birkaç kelime alalım. Olmaz böyle. Olmaz. Sinirlenen oyuncu maskesini takıp hızla uzaklaştı. Çok güzel şeyler de anlatıyordu. Olsun anlatıyordu. Hani rahatını kaçırdın şu anda. Yani şöyle bir durum var. Rahatsız etmemek için ben zaten karşıya geçtim Hakan Bey. Yok abi, öyle değil o işler. Gelip bana gelseydi sorsaydı Hakan Bey çekebilir miyiz? Maskem yok üstümde. Burada oturuyorum. Hani ayıp ettin yani. Konuşmayacak mısınız arkadaşlar? Ben şimdi konuşmayacağım. O yüzden konuşuyoruz. Buna gelsin.
Arka Sokaklar dizisinin Bahar Komiseri Merve Oflas, sevgilisi Alen Hakko ile kısa süre önce ayrılıp tekrar barıştığı iddiasına bakın ne tepki verdi. Yani senin için iyi olmayabilir. Bence iyi olacak abi. Yüzleşmek istiyorum. Arka Sokaklar dizisinin Bahar Komiseri Merve Oflas, sevgilisi Alen Hakko ile Bebek'te magazin attı kamerasına takıldı. Hakko sevgilisini beklerken cipinin etrafını çiçek satıcıları sardı. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Alem Bey'le gezmeye çıktık sanırım. Evet. Merve Hanım, nasılsınız? Uzun zamandır göremiyoruz. Neler yapıyorsunuz? İyiyiz, ne yapalım? Yani uyum sağlamaya çalışıyoruz işte karantinaya. Zaten set devam ediyor. Yok, sağ olun çocuklar, istemiyorum. Oflas geçen günlerde sevgilisiyle Uludağ'da kısa bir tatil kaçamağı yaptı. Güzel geçti. Vakit buldukça gidiyoruz setten arta kalan zamanda. Gayet güzel geçti, keyifli. Yine kar yağsın da gidelim diye bekliyoruz. Ünlü oyuncu haklarında çıkan ayrılık iddiasına şaşırdı. Bir ayrıldı iddiaları vardı ama kısa dönem. Kim? Bir ayrıldılar diye bir iddia. Yok, hiçbir zaman ayrılmadı. Ondan sonra çıktı ama zaten. Yok, hayır, gayet ben mutluyuz gördüğünüz gibi. Ayrılık okurken peki bir şey oluyor. Allah'a efendim. Ayrılık iddialarını okurken. Ayrılık iddialarını şu an gördüm ben. Ya şu an sizden duyuyorum yani. Allah ayırmasın Merve abla. Peki efendim, şu anda aileyle bir tanışma gibi bir şeyler oldu mu? Ailelerimizle tanışıyoruz, ikimiz de birbirimizle aileyle tanıştı. Sıkıntı çok yok yani, her şey güzel gidiyor. Ayrılık iddialarını şu an senden duyuyorum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Merve Oflas, Alen Hakko ile henüz evlilik planı yapmadıklarını söyledi. Çok sağ ol. Bir teklif geldi sanırım. Bir teklif falan yok, gayet mutlu, güzel ilişkimiz var. Her şey yolunda gidiyor. İlla bir teklif olması gerekmiyor. Allah ayırmasın Merve abla. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İkili, arabalarının önüne atlayan çiçekçi yüzünden bir süre beklemek zorunda kaldı. I shall with you. Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz'in partneri Alina Boz'la bir derginin Sevgililer Günü sayısı için verdiği samimi pozlar sevgilisi Didem Soydan'la arasını mı açtı? Az sonra... 4 yıldır beraber olduğu Meriç Aral'la görüntülenen ünlü oyuncu Serkan Keskin, Sevgililer Günü hakkında bakın hangi çarpıcı yorum yaptı. Dört yıldır beraber olan ünlü oyuncular Serkan Keskin ile Meriç Aral yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Keskin'e İsmail abi karakterine hayat verdiği fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un fanlarının projenin 10. yılını kutladığı hatırlatıldı. İşte yürüyoruz. Siz nasılsınız Serkan Bey? Nasıl i̇şte. Efendim? İyi gidiyor, fena değil. Şu an de çok... Leyla ile Mecnun 10. yılı. Ha evet, öyleydi. GT oldunuz bugün İsmail abi. Öyle mi? Öyle mi? Ha, bilmiyorum. Abi ne diyeyim işte, ne güzel. 10 sene oldu, hala seviliyor. İşte insanlar seviyor. Güzel yani. Bir film projesi olacağı hep konuşuluyor Leyla ile Mecnun. Hiç görüşüyor musunuz size Burak Bey'le? Görüşüyoruz canım, herkes birbiriyle görüşüyor yani. Yani böyle şeyler konuşuluyor ama tabii bu bir şey ya, yani bizim elimizde olan, yani birinin bunu, yani o organizasyon, bir kanal, bir şey, yani niye olmasın herkes öyle bir şeyi, hala 10 sene sonra konuşuluyor yani, herkes ister. Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun'a başlarken bu kadar sevileceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi. Tahmin ediyor muydunuz bu kadar güzel sevileceğini? Yok, tahmin etmiyorduk yani biz. Kendi aramızda bir mahalle komedisi çekiyorduk. Sonra bambaşka bir yere gitti. Güzel oldu. Bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz abi. Şu an çok fazla bir şey yapmıyoruz. İşte tiyatrolar kapalı. O yüzden daha böyle işte evdeyiz. Kendimize bakıyoruz. Dinleniyoruz. Düşünüyoruz. Öyle. Meriç Aral son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol almıştı. Evet, güzel bir projeydi işte. O 22 bölüm sürdü benim hikayem. Bitti. Şimdi işte bakalım. Serkan Keskin, Sevgililer Günü için özel bir plan yapmadıklarını anlattı. 14 Şubat'ta yaklaşıyor biliyorsunuz. Bizim de bir klişe sorumuzu soralım. Bir plan yapıldı mı 14 Şubat'ta ilgili? Yapılmadı abi ya biz. Evet. Yani illa bir plana ihtiyacımız yok zaten. 4 yıldır beraberiz. Özel bir gün. Yeni sevgililer kutlayabilir. Biz de kutlayabiliriz. Ekstra bir planımız yok ama zaten hani evdeyiz zaten yani. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Özel bir gün. Zaten hafta sonu denk geliyor. Yasağa denk geliyor. Evimizdeyiz. Ünlü oyuncu çift daha sonra el ele uzaklaştı. Oh,
ünlü oyuncu Engin Öztürk ameliyatla karın kası yaptırdığı iddiasını ortaya atanlara nasıl meydan okudu? Yani gel beraber spor yapalım bir hafta, ondan sonra konuşalım bunu. Az sonra... Güloğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, 14 yaşındaki oğulları Hüseyin Kaya'nın sağlık durumu hakkında çıkan iddiaya ne yanıt verdi? Öte yandan Kaya Çilingiroğlu, kızının annesi Hülya Avşar'ın yeni dizisi Masumiyet'le ilgili neler söyledi? İzliyoruz. Feraye Tanyolaç, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya ile sokağa çıkma yasağında bebekte görüntülendi. Tanyolaç maskesini takmayı ihmal etmezken oğluysa kurallara uymadı. Hüseyin Kaya geçen haftada babası Kaya Çilingiroğlu ile bebekte yine maskesiz dolaşmıştı. Çok kısa konuşsaydık, maskeniz de yok efendim yine. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Feraye Tanyolaç market alışverişi için dışarıya çıktıklarını söyledi. İyiyim, teşekkür ederim. Burada oturuyoruz da markete çıktık aynen. Tanyolaç, oğlunun kilo problemi yaşadığı yönünde çıkan haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. Oğlunuzda bir sağlık problemleri vardı galiba. Sağlık mı? Yok. Problemler olduğu yönünde haberler çıktı. Yanlış, doğru değil hiç öyle bir şey. 14 yaşında çocuk ne problemi olacak? O yaşlar... Yok, veriyor kilo, çok güzel. Artı o yaşlarda hepimiz, yani siz de almışsınızdır herhalde kilo. İştahlı oluyorlar ergenliğe yeni girdiği için. Ama verir yani. Öyle aşırı bir kilosu yok. Boyu bir 70, kocaman adam oldu artık. Feraye Tanyolaç, Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açtığı dijital platform için içerik ürettiklerini anlattı. İyiyim, sağ olun. Çalışıyorum ben. Platforma işler yapıyoruz falan. Yoğunuz yani. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Hüseyin Kaya geçen cuma bu kez babası Kaya Çilingiroğlu'yla sahilde yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Kaya Bey merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çekil şuradan. Yine maskesiz olan Çilingiroğlu muhabirlere sosyal mesafe uyarısı yaptı. Nasılsın Hüseyin, iyi misin sen de? Kaya Bey... O da Kaya. Efendim? O da Kaya. Kaya Bey. Yaklaşma, uzak. Yaklaşmıyorum, zaten maskesiz olduğunuz için ben önlemimi alıyorum şimdi 1,5 metre mesafeyi koruyarak. Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'ın yakında seyirciyle buluşacak yeni dizisi Masumiyet'in fragmanını çok beğendiğini söyledi. Kaya Bey, Hülya Avşar'ın yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. İzlediniz mi fragmanı? Yorum yapmak ister misiniz? Nasıl buldunuz? Çok başarılı oldu. Gördünüz mü fragmanı peki? Gördüm, güzel. Nasıl buldunuz yıllar sonra ekranlara döndüğünüzü? Oğlum Türkçe konuşuyorum, biliyor musun? Nasıl? Güzel diyorum, hala aynı soruyu soruyorsun. Maskeyi kulağına mı koydun sen, ne yaptın? Peki, teşekkür ederim. Kanlı yayın dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Bergüzer Korel, üçüncü kez anne olmaya sıcak bakıyor mu? Üçüncü bir çocuk düşüncesi var mı? Ya bu ne zaman bitecek? Beraber olursun, ne zaman evleneceksin? Evet. Evlenirsin ne zaman çocuk? Birinci çocuk, ikinci ne zaman? İkinci yaparsa üçüncü ne zaman? Az sonra... Bakalım bu hafta kim nerede kameralara takılmış? Magazin turumuzun ikinci bölümü var sırada. Usta sanatçı Coşkun Sabah, Etiler'de bir AVM'de ev alışverişi yaptı. 68 yaşındaki Sabah'ın geçen günlerde Magazin Hattı'na verdiği röportajda söylediği "Vücut yaşım 49-50, eşimin de 35-40 yaşlarında olması lazım" sözleri tartışma yaratmıştı. Şimdi 50 yaşında, 49-50 yaşında insanın yanında kaç yaşında olması gerekiyor? 36, 35, 38, 40 değil mi? Coşkun Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler.
Efendim geçenlerde yaptığınız yorum hayatında bir bayan olması gerekiyor gençler dediniz. Aman dikkat edin. Çok tepkiler çekti, neler söyleyeceksiniz? Hayır tepki efendim. Falan yok, herkes tebrik ediyor. Bay bay, iyi günler. Sabahın eş adayı kriterlerine Deniz Akkaya'dan tepki gelmiş ve Akkaya şu paylaşımı yapmıştı. Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var. Öncelikle saçı mavi siyah boyamasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar. Deniz Akkaya ya bugün konuşmak yok. Bununla ilgili söyledi. Hayır. Bay bay, iyi akşamlar. Leyla, ille de Leyla, Leyla. Son olarak Leyla adlı şarkısını piyasaya çıkaran Murat Başaran, Bebek'te kameralara takıldı. Dedik bir kahve içelim bu parkta. Oturacak yer de yok artık, böyle geziyoruz. Pandemiyle aranız nasıl? Pandemiyle aramız kötü tabii. 13 aydır evde oturuyoruz artık. Konser yok, bir şey yok. İşler durdu. Durdu. Ama siz herhalde YouTube üzerinden şarkılar yaparak o şekilde... Tabii. İşte Leyla isimli şarkımızı yaptık en son. Bir ay falan oldu. Çok güzel sonuçlar aldık. YouTube'da gene 1 milyonu geçti. Benim hatırladığım çok fazla Leyla isimli şarkı var. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Benim gördüğüm 17 tane vardı. Bizim Leyla 18. Leyla. Başaran'a sosyal medya fenomeni Reymen'in de Leyla adlı şarkısı olduğu hatırlatıldı. Her böyle YouTuber da çıkıyor, hadi ben de bir şarkı yapayım diyor, şansa tutuyor falan filan. Onları sanatçı yerine koymuyorum. Bizim Leyla'mız başka. Şeftali mevsimi geçmedim ya. Son zamanlar artık marmelatlıklar çıkar. Geçen hafta bir reklam filmi çeken, bu haftada Kod adı Kulüp adlı dijital diziye başlayan Barış Arduç Etiler'de görüntülendi. Trafiğe kalmadan eve geçelim, sonra konu. Zaten geçen uzun uzun konuştuk. Çok kısa konuşsaydık, neler yapıyorsun, nasıl vallahi gidiyor? Vallahi konuşsak yeni bir şey yok. Geçen uzun uzun sohbet ettik. Yeni bir şey olunca tekrar keyifli konuşuruz. Arduç'a Bestem Özdemir'in artık oyuncu seçimlerinin takipçi sayılarına göre yapıldığı açıklaması hatırlatıldı. Başka bir şey sormak istiyoruz. Bestem Özdemir'in bir açıklaması var. Oyunculuklarda başrol için takipçi sayısına bakıyorlar diye. Beni hiç karıştırmamıştır. Sağ ol kardeşim. Peki, çok teşekkür ederim. Gökhan Türkmen, romantik albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait Yalnızım Ulan şarkısını 14 Şubat Sevgililer Günü için kliplendirdi. Murat Joker'in yönettiği klipte tek başına kalan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Ünlü popçu Yusuf Güney, Esra Sönmezer'in Çatlak Patlak Muhabbetler isimli talk show programının ilk konuğu oldu. Şunu soracağım. Pandemide genelde ben hep merak ederim sanatçıların özel hayatları. Sende ne var ne yoktu? Hiçbir şey değişmedi, hep aynı. Bomboş, öyle evde tek başına oturdun. Evde tek başına, küçük işte. Sevgililer günü geliyor, küçük bir planın var mı? Kız arkadaşım diyor. Boş, o da yok. Boş hani. Gidiyorum yani. İyi ki geldin canım, bir şey ettiriz. Birce Akalay sahilde yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu konuşmak istemediğini söyledi. Akalay daha sonra ışıklarda dans etti. Ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü. Geçmişte geçirdiği deniz kazasının ardından tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren ünlü iş insanı Ahmet Bayer, Bebek'te kameramıza takıldı. Bayer, yardımcısıyla bir süre Bebek'te dolaştı. Serhat, biraz konuşabilir miyiz? Son olarak Kapadokya'da çekilen Zümrüdü Anka dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gökçe İboğlu, Kadıköy sahilinde görüntülendi. Her gün düzenli yürüyüş yaptığını söyleyen İboğlu, daha sonra da çevredeki sokak hayvanlarını beslediğini anlattı. Neler yapıyorsunuz? Ya evet, ya hem günlük sahilde yürüyüş yapıyorum, hem de gelmişken burada sokak hayvanlarına mamalarını veriyorum. Hem kendimi iyi hissediyorum, hem onlara kendilerini iyi hissettirmeye çalışıyorum. Evet. Gökçe İboğlu, geçtiğimiz ay final yapan Zümrüdü Anka dizisinden sonra bir süre dinlenmeyi düşündüğünü belirtti. Ben zaten geleli bir ay oldu. Aslında biraz dinlenmek istiyordum ama güzel senaryolar da gelmeye başladı. Şu an okuyorum. Ya bir yandan bekleyeyim. Evet, kafam karışıyor. Evet. Bir yandan bekleyeyim derken böyle kalbimi titreten hikaye olursa da galiba tekrar
çalışacağım. Eyüboğlu şu günlerde İspanya'da yayınlanan Kadın dizisindeki performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Çok benim için çok mutluluk vericiydi. Yani dizi orada yayınlanıyor şu an ve oynadığım karakter çok güzel tepkiler alıyor. Ya benim için ya bilmiyorum kelime hazinem, hissettiğim mutluluğu anlatmaya yetmiyor. Hani Türkiye sınırlarının dışına çıkmak ve bir de bir kadın olarak öyle bir karakterle insanların, çünkü pavyonda çalışan bir kadındı benim oynadığım karakter. Ve insanların onu anlamaya çalışması, empati kurması beni o kadar mutlu ediyor ki. Ne şanslıyım ki böyle bir karakter, böyle bir hikaye bana denk geldi. Ben de hakkını vermek için elimden geleni yaptım. Ona ne şüphe. İsyan her şeyi söylüyor ya, ben hiçbir şey saklamıyor ya. Bunlar. 80'ler dizisinin paslacı samisi Berat Yenilmez sahilde yürüyüş yaparken magazin attı kamerasına takıldı. Usta oyuncu 21 kilo verdiğini açıkladı. Siz de yürüyüş yaparken rastladık. Evet, biraz kilo verme çabalarımız var. Kaç kilo verdiniz? 21. Yani 9 ay gibi bir zamanda, 8-9 ay gibi bir zamanda 21 kiloya ulaştık. Bir 5 kilomuz var. Berat Yenilmez, hayranlarının kendisini görünce çok şaşırdığını söyledi. Aslında böyle bir ilk şeyde bir bakışmalarımız oluyor. Ondan sonra muhtemelen konuşmadan tanıyorlar tabii. Ünlü oyuncu 10 yıldır ekranlarda olan 80'ler dizisinin başarısını anlattı. Güzel gidiyor. Vallahi işte bizimkilerden sonra, mahallenin muhtarlarından sonra galiba Türk televizyon tarihinde bu kadar uzun süre devam eden devlet kanalının yayınladığı bir diziyiz biz. Çok da güzel gidiyor. Reytinglerimiz oldukça yüksek, iyi. Gündüz kuşağında olmamıza ve işte haftada 5 bölüm yayınlamamıza rağmen oldukça güzel gidiyor. Sağ olsunlar, başladığımızdan beri sevenlerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Burak Deniz'in Maraşlı dizisindeki partneri Alina Boz'la Sevgililer Günü için verdiği samimi pozlar bir süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'ı kıskançlık krizine mi soktu? Sıradaki haberimizi. Maraşlı dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ile Alina Boz'un bir derginin Sevgililer Günü sayısı için verdiği... yayınlanmasının hemen ardından Burak Deniz'in sevgilisi Didem Soydan'ın kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Burak Deniz, kendisini kıskanan ünlü modelle arasını düzeltmek için evine gitti. Ancak Didem Soydan, Deniz'i içeri almadı. Sesler rahatsız olan komşular da polis çağırdı. Soydan, sosyal medyada hızla yayılan bu söylentiyi uyanır uyanmaz çektiği videolarla yalanladı. Umut arıyor, diyor ki, siz kavga etmişsiniz, siz ben ayırmışım, kapıya polis gelmiş. Çünkü bu nasıl bir rüya? Diyor ki, haberlere baktın mı? İnanamadım. Ay, haber yaparsın da. Ya haberdeki tek gerçek şey bizim birlikte olduğumuz. Yani onun üstünden kur, Allah kur, ne acayip. Hiç bir de kanıtsız konusuz şeyi. Çok merak ediyorum böyle haberleri yaptıklarında. Lan araya bir tane birazcık doğru bir şey koyalım. Demek yok mu? Bir de yani şehrin dışında da oturmuyoruz anasını satayım. Hani mahalleye indim sabah köpük için, diyor ki karşıdaki kafedeki komşu, ay neler yazmışlar neler, bilmesek görmesek böyle inanıyor insanlar. Dedim ki aynen böyle işte, tanımadan bilmeden kesin olmuştur diyorlar. Çok acayip, inanılmaz. Didem Soydan aynı akşam Nişantaşı'nda magazin attı kamerasına takıldı. Maskesiz konuşamam, kusura bakmayın. Tamam, bir sosyal mesafeyi koruyalım. Birkaç kilo alalım. Ben efendim. Maskesizim zararlı. Son haberler çıktı. Burak Deniz'i çok kıskandı. Kendine bir yorumda bulundunuz ama... Birkaç kelime etmek ister misiniz? Instagram'a bakabilirsiniz. Evet, Instagram'dan gördük efendim. Bir paylaşım yaptınız ama bir şeyler söylemek istiyorum. Sosyal medya sayfalarından ve YouTube kanalından yaptığı paylaşımlarında özel hayatını gözler önüne seren Didem Soydan'ın basınla özel hayatımı konuşmuyorum demesi ise dikkat çekti. Burak Bey, gerçekten kıskandınız mı? Instagram'a bakabilirsiniz. Baktık efendim, birkaç kelime almak isterim sizden. Ben sizlerle özel hayatımı konuşmuyorum. Özel hayat değil mi? Kendiniz paylaştınız ya, o yüzden açıklama yaptınız. Oraya bak, oradan yayınla. Oradan mı yayınla? Oradan yayınla. Teşekkür ederim. Sen bayağı bela.
tarzı nedeniyle astronota benzetilen Hande Yener görüntüsünü nasıl tiye aldı? Ay'a gidiyoruz ya. Gidiyoruz. Uzaya gidiyoruz, evet. Benim başlıkları gördüm şu anda, gördüm. Gözlük yaktı beni. Az sonra... Bebek'te kendisinden para isteyen çiçekçiye hediye ettiği kitapla gündem olan Aleyna Tilki, rol aldığı dizi setinden gelen hangi haberle büyük şaşkınlık yaşadı? İzleyelim. İşte bu Benim Masalım adlı dijital dizide başrol oynayan Aleyna Tilki, cuma günü Nişantaşı'ndaydı. Genç şarkıcı bir süre mendil satan çocukla sohbet etti. Ablamı siliyor, prenses siliyor. Ya dur, bekle dur. Alacağım yemekte. Güzel ablamız yendi. Çok tatlılar ya, bir saattir muhabbet ediyor ama camdan geliyorlar. Çok da tatlılar, nasıl ısıracağım seni, bak dur bekle. İngilizce klibini çeken Aleyna Tilki, Nişantaşı'na alışveriş için geldiğini anlattı. Nasılsın Aleyna Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Yani bir sete ufak bir ara verdik. Ben de o sırada yabancı şarkının klibini çektim. Yani güzel, her şey yerinde şu anda. İşte şimdi de birazcık birkaç ihtiyaçlarım var, onları tamamlıyorum. Önceki hafta kas spazmı geçiren ve dizi çekimlerine ara veren şarkıcı, bu sırada sette partneri Cemal Can ve yönetmeni Kıvanç Baroönü'nün de koronaya yakalandığını söyledi. Cemal Can da koronavirüse yakalandı ne yazık. Evet ya, o tam korona olduğu zaman ben hastalanmıştım zaten, sete gitmedim. Çok geçmiş olsun. Zaten ben bir kere de korona olmuştum, o yüzden. Bir kalp spazmı vardı, o nasıl oldu? Şey, kas spazmı. Yanlış yazıyor. Tüm vücudum böyle kilitlenmişti falan. Ay, burada da konuşmak çok zor. Ama yani çok şükür şu an iyiyim. Ben kas spazmı geçirdim, sete gitmedim. Herkes korona olmuş yani. Çok kötü, çok üzüldük ama Allah mutluyum bayağı. Atlattılar. Şey atlatıyorlar, ya hani hafif atlatıyor herkes. Teker teker yönetmenimiz de atlatıyor. Yani iyiyim bence, çünkü kötü de atlatabilirlerdi. Hem atlatmış oldular hem de şu anda çok iyiler. Geçen günlerde sosyal medya sayfasında İngiliz şarkıcı Dua Lipa'yı etiketleyen Aleyna Tilki, yakında yeni bir sürprize imza atacağını açıkladı. Dua Lipa'yı etiketlediniz. Onların hepsi sürpriz şimdi. Ortak ama klip bir şey demeyin. Klip çıkınca konuşuruz. Hoşçakalın. Genç şarkıcı hafta içi Bebek'te kendisinden para isteyen çiçekçiye kitap hediye ederek şaşırtmıştı. Aleyna Tilki bu kez mendil satan çocuğa da bekle sana kitap aldıracağım dedi. Teşekkür ederiz Aleyna abla. Varlığın yeter. Çok teşekkür ederim efendim. Tabii ne demek efendim, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Bir daha için okula yazdırın ablam beni. Sana kitap aldıracağım, bekle. Ne zaman? Birazdan. Bekleyin mi abla? Onur'la git. Ya da burada bekle Onur, sen git. Mendil alacağım mı abla? Mendil almayacağım. Hadi hoşçakalın. Ünlü oyuncu Engin Öztürk ameliyatla karın kası yaptırdığı iddiasını ortaya atanlara bakın nasıl meydan okudu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin avukat barışı Engin Öztürk sette hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Zor kardeşim, çünkü hani evden çıkmıyoruz. 6 günde setteyiz zaten. Ondan sonra gördüğünüz gibi pandemi yok bize. Yakışıklı oyuncunun son olarak gözlerden uzak bir eve taşındığı gündeme gelmişti. Gözlerden uzak bir yere taşındınız diye haberler çıktı. Ya gözlerden uzak değil de biraz uzak. Uzak. Kilometresi var. Mesaiyet gibi bir yer yani. Var. Var. 2-3 mesaiyet var. Öztürk dizi setinde çok huzurlu bir ortamın olduğunu söyledi. Nasıl bir efendim çekimler? Güzel gidiyor valla. Hani huzurluyuz. Ondan sonra Allah'a bin şükür böyle hastalıktan uzağız. Çünkü dikkat ediliyor setlerde gerçekten. Testimiz oluyoruz vesaire. Şu dönemde de hastalıktan uzaksan iyisin ya, artı birsin ya zaten hayatta. O yüzden iyiyiz yani. Huzurlu da çalışıyoruz. Ünlü oyuncu ayrıca şu günlerde dünya ünlü bir dijital platformda yayınlanan 50 metrekare adlı diziyle de seyirci karşısına çıkıyor. Gene mi kaybettin kimliğini? Ya hayır, demek istediğim o değil. Ben gerçek adımı istiyorum artık. Evet, yine kaybettim kimliği.
yani yayınlanmaya başladı. Aslında biz onu çekeli bitireli bir sene oldu. Ondan sonra yayınlanmaya başladı. Baya baya da iyi gidiyor süreç. Buradaki karakteriniz baya bir ilgi çekti. Eyvallah. Ya ben de çok sevdim. Ondan sonra bir de şeyle, televizyonda izleyebileceğimiz karakterlerden biraz uzak ya. O yüzden o bana biraz oyuncak oldu. Yani sürse 10 yıl, 20 yıl oynarsın onu. O oyuncak. Zevk alarak oynadınız zaten. Ben çok çok zevk alarak oynadım. Bir de dijitali seviyorum ya. Yani o başı belli, sonu belli hikayesini çok seviyorum. Biraz daha kısa sürüyor çekimler. Çekimler aslında çok da kısa sürmüyor ama bölüm sayısı az ya. 8 bölümde bitiyor. Hani televizyon dizisi sürdüğü kadar sürüyor. O 8 bölüm ve başı sonunu biliyorsun. Dolayısıyla daha programlı. Aslında daha az çalışmıyorsun yani orada. Engin Öztürk'ün geçen yaz Çeşme'de çekilen tatil fotoğrafları sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Yakışıklı oyuncunun kilolu bir vücuda sahip olduğu ve karnındaki kaslarını ameliyatla yaptırdığı öne sürülmüştü. Öztürk hakkındaki bu iddiaya meydan okudu. Kilo verme olayı vardı efendim. Kaslar bir anda ortaya çıktı. Acaba ameliyatla mı oldu gibisinden de bir tartışma yarattı. Yani gel beraber spor yapalım bir hafta. Ondan sonra konuşalım bunu. Çok olur mu? Spor yapıyorsunuz ya. Çok işte ağır. Gel bir hafta spor yapalım beraber. Yapamaz. Girişinden belli senin zaten. Tamam mıyız? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. İyi çalışmalar. Kanlı Yayın dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Bergüzel Koral, üçüncü kez anne olmaya sıcak bakıyor mu? Sıradaki haberimizde. Bu son mektup ikimizi. Bergüzar Korel, Etiler'de cilt bakımı yaptırdığı klinik çıkışı kameralara takıldı. Çok iyiyim, çok şükür. Evet, evdeyim genelde. İşte 7'de randevum vardı. Ondan sonra çok şükür geldim. Kendime zaman ayırdım. Şimdi çok geç oldu. Koştur koştur eve gidiyorum. Mart ayında ikinci kez annelik sevinci yaşayan Korel, geçen salı 11 yaşına giren oğlu Ali'nin doğum fotoğraflarını yayınladı. Oğlum, canım oğlum. 11 yaşında oldu. Vallahi inanamıyorum, zaman çok hızlı akıyor. Onun doğum gününde de hep böyle çok duygusal oluyorum. Şimdi tabii ikinci bir evlat geldi. Ondan sonra bakalım onda ne yaşayacağım. Çünkü bu son bir sene çok garip geçti yani. Hiç anlamadık ne olduğunu. Han nasıl? Değişik. Ay Han çok komik. Ali'ye göre hangisi daha yaramaz? Bu ya daha yaramaz. Hangisi? Han çok Han yaramaz. Han uyutmayan, uykusuz. Yok, uyutmayan değil. Yani. Yaramaz değil de hani bu çok hareketli. Ali'ye yapma derdim, dururdu. Han daha böyle şey, hareketli. Peki Ali kime çekmiş o zaman, Han kime çekmiş dediğimizde? İkimizin de vallahi özellikleri var. Ben anladım şu soruyu sorma şeyini. Yok ya, ikimizin de Halit de küçükken çok inatçı ve çok hareketli bir çocukmuş. Ondan sonra Han, yani Ali'ye hani sehpan üzerine hiçbir şey kaldırmadı. Han böyle alıyor, yapma diyorum. Gözüme baka baka atıyor böyle. Ya Ali ile çok farklılar ama yavrum yani hiç... Çok şükür, bin şükür her güne sağlıklı geçer. Öyle. Ünlü oyuncu üçüncü kez anne olmaya da sıcak baktığını ifade etti. Üçüncü bir çocuk düşüncesi var mı? Ya bu ne zaman bitecek? Beraber olursun ne zaman evlenecek? Yok yok, sen değil. Beraber olursun ne zaman evlenecek? Evet. Evlenirsin ne zaman çocuk? Birinci çocuk, ikinci ne zaman? İkinci yaparsa üçüncü ne zaman? Ya Allah'ın işi olursa kabulümüz çok seve seve yani. Ben her zaman böyle çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayali kurmuştum. Sağlıkla, mutlulukla, yani şartlarımız izin verirse. Biliyor, öyle bir planımız yok ama gelirse de başımla beraber yani. Bergüzar Korel tek kişilik oyunu Kızlar ve Oğlanlara pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı. Başlamıştım bu sene, evet. Ondan sonra ama tabii gerçekten çok böyle sadık bir tiyatro izleyicisi vardı bu sene. Maskeleriyle geldiler, izlediler ama tabii seyirci de ne yapacağını bilmiyor. Ben de sahnede yani o mesafe, maske, ya çok değişikti, çok garip bir zaman yaşıyoruz. Bilmiyorum yani artık bitsin gerçekten herkes için yani bütün sektörler için, bütün çalışan insanlar için herkes çok zorluk çekiyor. Korel yakında Kanlı Yayın adlı 10 bölümlük dijital dizide başrol oynamaya hazırlandığını açıkladı. Dijital platformda galiba bir dizi başlıyor. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani peki, daha hani çok başında olduğumuz için ben de onlardan hani izinsiz bir şey söylemek istemem. Yani dijital platformda herhalde bir 10 bölümlük kısa bir iş olacak. Komedi mi olacak, dram mı olacak? Komedi değil. Biraz daha farklı. Dram da değil.
değişik olacağını düşünüyoruz inşallah. Peki Halit Bey bir projede yer alacak mı? Var onu ona sorun şimdi bir şey diyemem. Ama şu an yani başladı bir şey yok. Ünlü oyuncu Vatanım Sensin dizisi biter bitmez kestirdiği saçlarını uzatmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi. Ay sanki biraz uzatayım artık diyorum. Yani seviyorum ama belki biraz uzatabilirim artık. Peki, çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Magazin hattı devam ediyor. Giyim tarzı nedeniyle astronota benzetilen Hande Yener görüntüsünü nasıl tiye aldı? İzleyelim. Hande Yener Maslak'ta özel bir hastane çıkışı magazin hattı kamerasına takıldı. Kontrol. Ne kontrolünüz? İyiyim, sen nasılsın? İyi vallahi. Öyle yani. Şimdi dişçiye gidiyorum, inanmazsınız. Nişantaşı'na mı gidiyorsun? Arkadaşlar orada da sizi bekliyor. Valla oraya gidiyorum, bu sefer artık bitiyor, son. Yener yaz için albüm hazırladığını söyledi. Hande Hanım, önümüzde yaz var mı yeni şarkı çalışması? Var, şu anda albüm yapıyorum. Çok büyük gaza geldim artık çünkü çok sıkıldım evde de. O yüzden yeni bir şeyler yapalım dedik. Yeni parçalar yapıyoruz, yeni müzisyenler de var. Çok sürpriz şeyler hazırlıyorum. Sessiz ve derinden. Yani 2021 sizin yılınız olacak mı? Ya 2021 kimin yılı olacak bilmiyorum yani. Pandemiden hepimiz için güzel bir yıl olsun diliyorum. Yani yaz için umutluyum ama şimdi çok da soğuklar geliyor bir hafta. Ünlü popçu, rapçi sevgilisi Mişa ile yaptığı ortak çalışmalardan bahsetti. Mişa Bey'le bir düet var mı rap olarak? Yok ya, onun kendi yapacağı projesi var. İngilizce zaten rap yapıyor. Kendi albümünü hazırlıyor şimdi. Bir taraftan da benim albümüme bir şeyler yapıyoruz. Var, bir sürprizlerim var. Farklı şeyler yapıyorum Nuri'cim. Yıllar sonra barıştığı Demet Akalın'ın sunduğu sabah programına katılmaması da çok konuşulan Yener, COVID'e yakalanan ünlü popçu ve eşi Okan Kurt'la telefonda görüştüklerini söyledi. Konuştuk, tabii geçmiş olsun diye aradım. Çünkü zaten hep söylüyorum yani, tedirgindim programda falan. Evet. O kadar insanlarla görüşülüyor mecburen, yani çok riskli. O yüzden o da sanıyorum Uludağ'da oldu. Evet. Birileriyle görüştüler, onlardan galiba geçti diye biliyorum. Ben yazıyorum her gün, haberleşiyoruz. Tabii ki sormaz mıyım, ilgileniyorum. İbo Show'un yılbaşı yayınına çıkan ve oturuşuyla sosyal medyayı sallayan Hande Yener, koronavirüs salgını yüzünden çok tedirgin olduğunu belirtti. Programlara falan çıkmayı düşünmüyorsunuz galiba, yok, değil mi? Yok, çok riskli. Bu sebepten dediğim dolayı. Tabii, çünkü ben annemle yaşıyorum. Evet. Annemde rahatsız hastalıkları var. O yüzden de ekstra dikkat ediyorum. Yani bir kere İbrahim Bey'e gittim, o da hani yılbaşı çekimiydi, çok dikkatli olacağız falan diye, ama orada da çok tedirgindim zaten. İzleyenler görmüştür. Çok çok huzursuz oturuyordum orada. Çünkü yani insanlar dalıp rahat davranabiliyor. Ben öyle değilim yani. Biraz daha titizim bu zaten konuda. Zaten orada oturmanızın, orada oturduktan sonra da bu tarz olay oldu. Evet, evet. Ünlü popçunun parmağındaki iri taşlı yüzük dikkat çekti. Son kez yüzüğünüzü soralım. Yok çok ya, bu negatif yok, bu negatif enerjileri yok eden bir taş. Şey değil yani, öyle. Yok zaten ki gerçi bilmem kaç krat yani. Bilmem ne falan. Ben o kadın değilim. Bülent Ersoy gider daha büyük olur. Yapmayın. Rekabet yapmayın. Hadi şu an dışında bir yere gidelim. Görüşürüz. Bay. Kolay gelsin. Hande Yener daha sonra diş tedavisi için Nişantaşı'na geçti. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, dişçiye geldim her zamanki gibi. Geçmiş olsun. Diş olayı kolay bir şey değil. Biraz iyileşmesini bekleyip tekrar devam ediyoruz. O yüzden bugün artık son işlemle. İnşallah diyelim. İnşallah. Tabii ağrısı, acısı çok oluyor. Agresif yapıyor beni yani, o yüzden. Yener pandemi dönemini nasıl geçirdiğini anlattı. Yazı umutluyum yani. İnşallah eski hayatımıza döneriz diye düşünüyorum bu yaz için. Konserler başlar. İnşallah. Çünkü konserler olmadıktan sonra anlamı yok yani. Albümleri yapıyoruz ama birlikte göz göze söyleyemedikten sonra. O yüzden o motivasyonla şu an yaza hazırlanıyorum. Ne yapıyorum? Bütün gün spor yapıyorum. İşte kendi kendime evde kremler falan yapmaya çalışıyorum. Böyle ilginç, leke işte temizleyen, yok işte cilde yumuşatan falan. Bu sektöre girmeyi düşünüyor musunuz peki? Profesyonel olarak. Yok, ya şu anda evde kendi kendime bir şeyler keşfediyorum. Öyle bakım yapıyorum.
kitap okuyorum, dizi izliyorum, yoga yapıyorum. Ekmek yapma faslı bitti o zaman, krem yapma faslındayız şimdi. Aynen öyle. Öyle bakım yani, kişisel bakım. Biraz da iç dünyamıza döndük işte. Bu şekilde. Ünlü popçu sürekli eşofman giymekten giyinmeyi unuttuk dedi. Fitliğinizi de gördük zaten. Spor yaptığınızı, sporda bırakmadığınızı dikkat ettiğinizi anlamış olduk. Ya aslında giyinmeyi bile unuttum biliyor musunuz dışarı çıkarken? Sürekli eşofman giyiyorum. Çünkü gerçekten giyinip bir yere gitmeyi falan, ya bunları unuttuk. Aşkım. Bebeğim. Bir yıl önce Afrika'da çektiği Boşuna adlı şarkısının klibinin Sevgililer Günü'nde yayınlanacağını açıklayan Hande Yener, giyim tarzıyla astronota benzetildi. Astronota benzetilse. Bana kar geliyor diye evdeki en kalın parçaları aradım. İşte bunlar böyle bir kalın eşofmanlar. Aya gidiyoruz ya. Gidiyoruz. Size gidiyoruz evet. Ben benim başlıkları gördüm şu anda gördüm. Gözlük yaktı beni. Görüşürüz. Bayan astronot için bir isim tavsiyeniz var mı? Bayan astronot isim tavsiyesi. Bak şimdi zor soru çıktı ya. Düşünmek lazım bu ismi. Sen bulursun ya başlık adını. Hadi kolay gelsin. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'la aynı eve mi taşındı? Sıradaki haberimizde. Allah'a emanet. Mehdi. Gardiyan. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir sette soruları yanıtladı. Güzel oyuncu formunu nasıl koruduğunu anlattı. Siz rahat rahat tatlı yiyebiliyor musunuz peki? Tabii ki, neden? Yiyorum. Kilo... Her şey yani, hamburger, patates, arkadaşlarım çok yiyebilir. Yok, bunu fitsin. Bugün şey, çok güzel börekler yedik hatta. Formunuza da dikkat ediyorsunuz ama aynı zamanda nasıl oluyor peki bu? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Biraz stres, birazcık yoğun çalışma temposu. Tabii ki o şekilde. Yoksa bir spor yapmaya çok vaktim yok. Özdemir, 9 yıllık oyunculuk kariyerinde ulaştığı noktayı değerlendirdi. Çok emek verdim. 8-9 yıl oldu. Gitgide de gerçekten hayallerimin ötesinde şeyler yaşıyorum. Yaptığım projeler özellikle. Birçok şeyi başarmış hissediyorum ama tabii önümde çok uzun bir yol var. Umarım hep böyle aynı dinamiklikte devam eder. Çünkü bu mesleği gerçekten yapmayı çok seviyorum. Demet Özdemir, önümüzdeki yaz yapacağı projeyi ilk kez açıkladı. Evet, aslında böyle çok duyurmuş gibi olmayayım ama bir film yapmayı düşünüyorum yazın. Hayırlı olsun. Ben yazın da çalışacağım. Beraber oluruz zaten. Oluruz beraber. Aynen. Nasıl bir film pek belirlendi mi? Aslında türünü sadece söyleyebilirim. Onun dışında hiçbir şey belli değil. Türü romantik komedi. Özledim. Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan ve ilişkisini sosyal medyadan da romantik pozlarla ilan eden başarılı oyuncu, özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Partner demiş, şimdi partnere girersek Oğuzhan Koç diye der. Gerçekten. Romantik ama çok romantik, güzel romantik fotoğraflarınız çıkıyor ya. Doğru, ondan dolayı dedik. Artık buraya böyle doğaçlama da yapamıyorum. Bu soruları anladım. Artık kelimem kalmadı. Tamam, paylaşıyorsunuz artık. Evet, o evet. Beğeni geliyor. Evet. Neler hissediyorsunuz? Beğeniler yüzünden. Yakıştırma yüzünden. Tabii mutlu oluyorum. Neden olmayayım? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la aynı eve çıktığı iddiasına açıklık getirdi. Biz tatlı, her şey yolunda. Görüntüleyemedik. Gerçekten çok yoğunum. Bak saat kaç? Doğru. Sabahtan hala beri buradayım. Bu arada röportajı da sette yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sağ olsun set çalışanlar ve Demet Özdemir bizi ağırladı bugün onlarda. Bir haber çıktı bugün Oğuzhan Koç'la aynı eve taşındığınıza dair. Hayırlı olsun mu diyelim? Yok, benim öyle bir şey diyelim. Öyle dersek daha doğru olur. Öyle aynı evde yaşamak gibi bir durum yok. Onu da çok teşekkürler. Sizin aracılığınızla söylemiş olayım. Özdemir, Sevgililer Günü'nün kendisi için çok önemli bir gün olmadığını ifade etti. Bu hafta biliyorsunuz Pazar günü Sevgililer Günü. Evet. Öncelikle Sevgililer Günü sizin için özel bir gün müdür? Onu sormak isterim. Yani çok ezberlenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. İster istemez artık bilinçaltımıza yerleşti ne kadar özel olması ve önemli olması gerektiği ama yani benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil. Her gün güzel zaten. Bir yasa çıktı. Özel günleri unutan eş boşanmada bunu kanıt olarak kullanabiliyor diye. Özel günleri unutmak da artık bir boşanma sebebi olabilir. Zaten çok fazla boşanan olduğu için bir bahane daha eklendiyse bu beni üzer. İnşallah herkes mutlu, huzurlu yuvasında devam etsin. Bana bakıp gülemezsin böyle.
Böyle her şey yolunda yani. Demet Özdemir'e son dönemde takipçisi fazla olan ünlü isimlere daha çok iş teklifi gittiği yönündeki tartışma hatırlatıldı. Güzel oyuncu Instagram'da 12 milyon takipçiye sahip. Demet Hanım, Instagram'da en çok kullanıcısı olan takipçi ünlülerden bir tanesiniz. İpek Tuzcuoğlu, Bestem Özdemir bir açıklamaları vardı. Görmedim. Çok takipçili insanlara, ünlülere daha çok teklif geliyor diye. Bakış açınız hani, sadece bakış açınızı merak ediyorum. Etkiliyor mudur? Yani yüksek ihtimalle etkiliyordur tabii ki. Ama yani yetenek ve ne bileyim çalışma azmi, cesareti, bunların çok dışında bir şey. Takipçinin çok dışında bir şey. Yani %100 etkiliyor diyemem ama %10, %20 tabii ki etkiliyordur. Ama her proje için, her iş için, her tür iş için geçerli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden böyle haberden hiç bir bilgim yok. Hani ben senin sadece sorunun üstüne soru böyle cevaplayabilirim. Merak ettim çünkü. Yani yetenek olmadığı zaman ne kadar yani uzun süreli bir iş yapabilirsin ondan da emin değilim. Özdemir birçok ünlü ismin aksine sosyal medyada fake hesap kullanmadığına vurgu yaptı. Fake hesabınız var mı? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle bir şey yapmadım. Hiç açmadım. Hayatım boyunca açmadım. Bunun sebebi de şu. Hiç öyle hani çok havalıyım açmadım gibi değil. Ben kesin yanlışlıkla oraya girerken kendimden bir şeyler yaparım. Yüksek ihtimalle orada çok kötü. Magazin Hattı'nın maalesef bugün de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte TV 100 ekranlarında şov dünyasından son dakika haberler ve özel röportajlarla karşınızda olacağız. İyi hafta sonları efendim, hoşça kalın.